Arkadaşlar merhabalar. TYT, AYT geometri ile ilgili size yaklaşık 180 soruluk bir test çözeceğim. Bu testin adı klişe sorular. Şundan dolayı konuyu öğrenip öğrenmediğinizi test eden sorulardan oluşuyor. Klasik, klişe gerçekten sorulardır bunlar. Kesinlikle yeni nesil sorular olmayacak, en baştan uyarayım. Bir tane bile içinde yeni nesil soru yok. Tamamen konuyu öğrenip öğrenmeme üzerine kurulu, geometri ile biraz arası kötü olan arkadaşların düzeltmesi için bir sebep olacak. Geometrisi fena olmayan arkadaşlar bu testin PDF'sini indirsin, kendileri çözsün, sadece çözemediklerine baksın. Ama geometri ile arası sıkıntılı olan arkadaşlar varsa yine videoyu durdurun, birlikte gidelim. Çözün sonra izleyin, çözün sonra izleyin şeklinde gidelim. Çünkü yapamayacağınız bayağı bir soru olabilir geometri sıkıntınız varsa. Konuları en baştan güzelce bir tekrar etmek için bir sebep olacak bu sizin için. Vaktim olursa bir 77 soruluk da genel hatlarıyla yine geometriyi tekrar ettiğimiz klasik sorulardan oluşan bir test çözeceğim. Katlama, kesme, yapıştırma soruları, yeni nesil soruları ayrıca çözeceğim arkadaşlar. Onları bunlarla hiç muhatap etmiyorum, karıştırmıyorum. Bu gerçekten geometrinin özü olan testler olacak, tamam mı? Baştan uyarayım bu anlamda. Gerçekten de faydalı olacağını düşünüyorum. İyi bir tekrar olacak. Şu an zaten yavaş yavaş konuları bitirmiş olmanız lazım geometride. Hala eksiği olan arkadaşlar varsa bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama genel olarak şunu söyleyeyim. En geç bence Ocak'ta geometrinin çok önemli bir kısmı bitmesi lazım. Nisan'da geometriden hiçbir şey kalmaması ve en az iki kitap çözülmüş olması lazım. Ama hala bunları yapmadım hocam ben diyorsanız Mayıs'ın bence ortasına kadar falan ciddi vaktiniz var. Geometri fark yaratma dersi arkadaşlar. Malum matematikten çoğu kişi iyi yapıyor ama geometride sıkıntı çekiyorlar. Yeni nesil sorular merak etmeyin. ÖSYM'nin sorduğu yeni nesil soruların bile bir adabı var. Kitaplardaki gibi gerçekten böyle edepsiz sorular değil tabiri caizse. Gerçekten düzgün sorular soruyorlar. Geometriyi iyi öğreniyorsanız, bizden gerçekten düzgünce dinleyip anlamaya çalışıyorsanız yapabileceğinizi düşünüyorum. Başlayalım şimdi ilk soruyla. Ben aralarda da özellikleri tekrar hatırlatacağım size. Orada da eksikleriniz varsa kenarlara not alın arkadaşlar. ABC bir eşkenar üçgen demiş. Eşkenar üçgen dediği için arkadaşlar sorularda tabii farklı renk yapma imkanınız yok ama o zaman karalayın. Çünkü soruda yeni eşitlikler görebilirsiniz bu açı sorularında. O yüzden ben eğer renkli kalemim olmasaydı şöyle yapardım. Şöyle tarardım, tamam mı? Daha iyi göstermek için ama şimdi bu rengi kullanıyorum. İkizkenar üçgenle de eşkenar üçgenin bir kenarı ortak olduğu için kendiliğinden bakın dikkat ederseniz neresi eşit çıktı? Şurada ikizkenar bir üçgen çıktı. Soruda sonuçta AC ile AD'nin eşitliğinden bahsetmiyordu. Onu kullanabiliriz. Eşkenar üçgen olduğu için burası zaten 60 derecedir. Böylece CAD açısına 30 derece kalır. AC ile AD de eşit olduğu için renklerle gösterdim bakın. Böylece 75 derece olur. İkizkenar üçgen taban açıları aynı 75 derece olur. ABC üçgeninin bir ikizkenar dik üçgen olduğunu aman es geçmeyin. B açısı da 45, B açısı da 45. Böylece bizden istenen şu X açısına da 30 derece kaldı ilk soruda arkadaşlar. İkinci soru. ABC bir üçgen, BH diktir AC, AB eşittir AE, EB eşittir EC, eşittir CH verilmiş. 20 derece verilmiş arkadaşlar. Bizden alfayı istiyor. Uzunluk sorularında muhteşem üçlüyü kullanırız. Açı sorularında hayli hayli kullanırız. O yüzden bakın burada AHBC üçgeninde E noktası orta nokta. Hemen bence HE'yi bir birleştirelim. BE ve EC eşitse muhteşem üçünün özelliği neydi? Bir dik üçgende iki tanesi varsa üçüncüsünü kesinlikle sen göstermelisin. Böylece ne oldu arkadaşlar? Şurada lazım olursa bir eşkenar üçgen çıktı. 60 derece. Burası yine 60 derece. Burası 30 derece oldu. Burası 30 derece oldu. AB ile AE'nin eşit olduğunu da görelim lütfen. 20. Bakın burası 60 derece. İki iç bir dışları ben önemsiyorum. Yani şuradaki 20, buradaki 60 tamamlarsak böyle 80'dir. Dolayısıyla AED açısı 80 derece olur. Soru bize ne demişti? AB ile AE eşit. Demek ki taban açıları aynı. 80 derece olduğu için alfa da 50 derece olacak ki toplamda 80 derece olsun ABE açısı. Geldik 3. soruya.
Eşkenar üçgen verilmiş. ABC eşkenar üçgen. Alakasız iki kenar eşitliği var. Açı sorularında dediğim gibi taramak lazım ki görelim oraları. Bakın AB, AC ve CD boşuna verilmemiş. Böylece eşkenar üçgen olduğu için zaten BC'yi de yeşil renkle yapmam lazım. Ne oldu bakın burada? Lazım olursa yine kullanırız. AC ile CD, BC ile CD ikizkenar üçgen oluşturdular. Bakın şu bir ikizkenar üçgen. Burası BCD üçgeni. Yine buradaki ACD bir ikizkenar üçgen oldu. Açıları aynı olduğu için. Dolayısıyla eşkenar üçgeni kullanalım artık. 60 derece ikizkenar üçgen olduğu için B ve D açıları aynı. Çünkü BCD üçgenine ikizkenar demiştik. Kendiliğinden çıktı. Bakın hiç özel bir şey yapmadım. Sadece eşit kenarları düzgünce gösterdim. Böylece ne oldu? 20, 20 daha 40. Şu üçgende toplam açılar 180 olması için geriye ne kalır? 140 olması için 80 derece kalır ACD açısına. Haliyle arkadaşlar artık burada ACD de bir ikizkenar üçgen çıkmıştı. AC ve CD böylece 80, 50, 50 oldu. Alfa 50 derece. Yine söylüyorum soruları muhakkak durdurup kendiniz çözmeniz lazım yoksa takip edemezsiniz. Kendiniz uğraştığınız zaman nerelerde tıkandığınızı göreceksiniz ya da zaten doğru yaptığınız için direkt ilerlersiniz. Sıkıntılı yaptığınız soru varsa, biraz uydurma yaptığınıza inanıyorsanız kesinlikle zaten izlemenizi tavsiye ediyorum. Dördüncü soruya geldik. Hemen soruya baktığınız zaman bir şey dikkatinizi çekmesi lazım. BEBC, EDDC ne zaman vardır arkadaşlar? Bu bir deltoiddir. Deltoid olduğu için de 10 derece 10 derece deltoidin simetri ekseni bakın bu şekilde. D açısı da aynı açılara bölünür. Açıortaydır. 110, 70. Yine burası da 70. Sonra ne söyleyeceğiz? Toplamda zaten 20, 100 olduğu için B ve C açısı 120 derece. Alfaya 60 kaldı. Burada bakın klasik hatırlamamız gereken açıortayın kollarına inen aynı uzunluktaki şu ED ve DC burayı ve burayı eşit açılarla görür. Aynı zamanda bu bir açıortay olmak zorunda. Dörtgen konusunda da deltoid diyoruz ona. Şu an deltoidle hani çözmedim ben. Normal açıortay bilgisiyle çözdüm. Bakalım 5. soruya. ABC bir ikizkenar üçgen. CE açıortay AB'de AC'ye eşit verilmiş. Şimdi nereden başlayalım bakalım? Şöyle bir şey söyleyeceğim size. İkizkenar üçgende açı sorularında arkadaşlar yapabiliyorsanız iki iç bir dış kullanmaya çalışın. Boş boşuna iç içe geçen açılar vermez size. Mümkün olduğunca böyle birden fazla harf kullanmak çok istemeyiz. Ne kadar az harf o kadar iyi sizin için. Şöyle bir şey yapacağım ben. Kesirlerle de uğraşmamak adına buraya 2A yazıyorum ki hani taban açıları aynı ya böyle AA olsun. Sonra arkadaşlar 20 artı 2A'dan dolayı 2 iç bir dış D açısı bakın. Hangi üçgende 2 iç bir dış yaptım? ABD üçgeninde. Böylece taban açıları aynı olduğu için 20 artı 2A oldu. Artık yine bir üçgen daha çıktı ortaya. Bütün açılarını A cinsinden bildiğim bu sarıyla taradığım üçgen. Böylece 40 artı 5A eşittir 180. A buradan arkadaşlar 180 eksi 40 140. 5'e bölersek 28 derece oldu. 145'e bölersek 28 oluyor değil mi? Evet 28 oluyor. Böylece 20 artı 28 48 derece. Zaten arkadaşlar A'yı 28 bulmuştuk. Demek ki buradan ay pardon şurayı düzeltiyorum. 28 çarpı 2 56. 20 ile 56'yı toplarsak E açısı 76 derece. 76'yı nasıl elde ederim? 2 iç bir dışla yine 28 artı x. Ben bu iki iç bir dışları önemsiyorum çünkü ÖSYM de önemsiyor. Burada yine AEC üçgeninde bir iki iç bir dış yaptık. Böylece x buradan arkadaşlar ne gelmiş oluyor? 48 derece. 6. soruda ABC ve DBC birer üçgen verilmiş. 80 derece ve 70 derece arkadaşlar bakın bunun. Açıortay nasıl kullanabiliriz burada? Görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Başlayayım ben de sorunun çözümüne. Harflendirme yapacağız sorularda mümkün olduğunca. Burada özel bir açı ortay formülü falan yok. AA, BB de.
En temel bilgimiz ne? ABC üçgeninde iç açılar toplamı nedir? 2A artı B eşittir 180 derece olması için 2 artı B 100 olur. İç açılar toplamı. Yine BDC üçgeninde iç açılar toplamı 70 artı 2B artı A'dır. Buradan 2B artı A'ya ne kalır? 110. Taraf tarafı toplarsak 3B artı 3A 210 derece olur. A artı B'de arkadaşlar 70 derece oldu. Faydası ne? İşte size şu üçgende iç açılar toplamı 180 derece. A artı B zaten 70 derece. Böylece 110 derece kaldı x açısına. ABC bir eşkenar üçgen. Burada bakın D noktası orta nokta verilmiş. Alakasız CH ile DE'de eşit verilmiş. Eşkenar üçgenle ilgili size bir özellik hatırlatmak istiyorum. Eşkenar üçgende arkadaşlar bütün yükseklikler eşittir. Alakasız gibi görünüyor ama ben yine bir özellik söyleyeyim size. Bütün eşkenarlar ikizkenar olduğu için bir ikizkenar bilgisi. İkizkenarlarda eşit kenarlara ait yükseklikler birbirine eşittir. Olur da lazım olursa kullanın. Sınavda bir kere bunu sordular. Bakın şu kenar ve şu kenara inen bu yükseklikler birbirine eşit olmak zorundadır. Hatta şu ufak parçalar birbirine eşittir. Yine şu uzun parçalar birbirine eşittir. Burada çünkü bu alakasız eşitlikler boşuna verilmemiş. Tavsiyem şudur. Eşkenar üçgende açı sorularında D noktası boşuna orta nokta verilmez. Sana bariz bir şekilde diyor ki neden oldu orta nokta verilmiş? Eşkenar üçgende tabana dikindir. Böylece tabana inen dik aynı zamanda tabanı ikiye bölecek. İkiye böldüğü için açı ortaya olacak. Buralar 30-30 olacak. Demin ne demiştim? Eşkenar üçgende ve ikizkenar üçgende eşit kenarlara inen bu yükseklikler birbirinin aynısıdır. Dolayısıyla HC ile BD eşit olmalı. Soru ne demişti? HC ile DE de eşit. O zaman böylece DE'yi de birleştirirsin. Şöyle. Kendiliğinden bakın BD ile DE ne çıktı? İkizkenar üçgen. Çünkü aynı renkle yaptım bakın aynı kenarları. Böylece alfa da 30 derece olmuş oldu. Alakasız eşitliklerde bir dikkatli olmak lazım. Yeni bir ikizkenar doğma ihtimali çok yüksek. 8. soru. ABC bir üçgen, BD açıortay verilmiş. Başka bir bilgi var mı? Yok. Ve 100 dereceniz var. Ne yaparsınız? Soruda doğru düzgün bir şey görünmüyorsa tabii ki harflendirirsiniz. Harflendirirken ne yapmak lazım? AA diyelim buraya. Bu ikizkenar üçgene de dikkat edelim. Şuraya B diyelim, buraya B diyelim. Ters açıdan B oldu. Fark ettiniz mi? AEB üçgeninde B artı A 80 geldi. B artı A 80 gelmesinin faydası. Bak şimdi BCD'ye. Bu üçgenin taban açıları ne? Gördün mü? B ve A açıları. B ile A'nın toplamı 80 olduğu için BCD'ye de böylece yine 100 derece kaldı. Bu şekilde arkadaşlar soru göre göre gerçekten geometrinin aslında gerçekten sabırlı olsanız hakikaten matematikten daha rahat yapılabilir bir ders olduğunu görürsünüz. Niye bu kadar netler düşük? Sabırsızız, irademiz biraz zayıf, gerçekten geometrinin yapılamayacağına inanıyoruz. Müneccim gibi, falcı gibi, böyle büyücü falan gibi yani geometriyi görebileceğimize, görürsek yapabileceğimize inanıyoruz. Bütün bunları bir kenara bırakıp ön yargılarınızdan sıyrılırsanız benim hem kendimde gördüğüm öğrencilik hayatımda hem de arkadaşlar kendi iyi yapan öğrencilerimde gördüğüm geometriyle ilgili sıkıntıları olmuyor. Sabır gerekiyor. Rahat geometriye böyle 3-4 ay abanarak çalışmak lazım. Sonrası zaten geliyor. Dolayısıyla şu an kalan zamanda da elinizden geleni yapın. Geometriden yaptığınız netlerle özellikle eşit ağırlık öğrencileri için söylüyorum. Çünkü sayısallar yine bir şekilde yapıyor ama geometriden yaptığınız her net diğer arkadaşların önüne geçecektir. Birçok öğrenci çünkü eşit ağırlıkta geometriye varamıyor bile. Evet, açı sorularından şimdi artık biraz uzunluk sorularına bakalım. Böyle adım adım gideceğiz işte arkadaşlar. Yani şimdi dik üçgen konusundayız. Şimdi bilmem ne üçgen konusundayız demek yerine ben böyle parçaladım. Böyle zaten çözdükçe fark edeceksiniz. Konu sırasına göre gidiyoruz. Bir dörtgen verilmiş. ABCD şeklinde. 150 derece ve 60 derece önemli. Bizden x'i istiyor. Nasıl önemli? Bir kere bu dörtgenin iç açılar toplamı 360 derecedir. 150, 60 daha 210, 90 daha
300. O zaman A açısı 60 derece. Ne faydası var bunun? 60-60 bariz bir şekilde diyor ki bize bunu sen eşkenara tamamla. Özel bir şey düşünme önce. Çünkü kendiliğinden zaten özel bir şey çıkacak. Burası 60 derece olacak. 30-60-90 üçgeninin özelliği nedir? 60'ın karşısı 2 kökçüsü, 30'un karşısı bunun köküçte 1'idir. Böylece 90'ın karşısı da 4 oldu. Tüm bakın kenar AC 6 olduğu için, eşkenar üçgen çıktığı için hepsi 6-6 olmalı. Böylece x eşittir 4 olur. 10. soru. Çok klasik bir soru ama bunu böyle öyle enteresan yerlerde soruyorlar ki yani buradan mı çözüyoruz? Bu kadar basit miydi diyeceğiniz sorular oluyor. Hatta çemberde bile gerçekten üçgen yatırımınızı iyi yapmanız gerekiyor. Bakın burada çok temel düz bir şey vardır. O da bu iki tane dik üçgenin dik kenarlarından bir tanesi ortak. H kare neye eşittir? X kare eksi 1'e. Aynı zamanda Pisagor'dan H kare neye eşittir arkadaşlar sağdaki üçgende? 49 eksi X kare. Böylece 50 eşittir 2X kareden. X 5 gelmiş oldu. Sorular gördüğünüz gibi çok sıkıntılı değil. Çok zor sorular değil hakikaten. Tam tekrar amacıyla iyi oluşturulmuş sorular. 4 kök 2, 30, 105 derece verilmiş. 105 özel bir açı mı? Hayır. Ne yapacağız? 105, 30 daha. 135. Arada ne var bir de? 45 derece. O zaman şöyle bir şey düşüneceğiz. Hem 45 özel açı hem 30 özel açı haliyle bunların arasından dikindireceksin. 105 ile uğraşmayacaksın. 45, 45, 90 üçgenin özelliği AA, A kök 2'dir. Böylece 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 8 olacaktır. Bu şekilde 105'lerde, 75'lerde mümkün olduğunca 30, 45, 60'ları arayacağız. Yine bakın 45 ve 15 var. 15 hiç özel bir açı değil ki. 45, 15 daha ne yapıyor? 60. Buraya ne kalıyor? 120 derece. Haliyle 120 ve 45 tabii ki çok daha özel bir açıdır. 4 köküçünde varlığından yararlanarak 120'yi dışarıdan tamamlıyoruz. Zaten konu anlatırken de söyleriz hep. 120, 135, 150'lerde biraz dışarıdan tamamlamayı düşünmek lazım verilen kenara göre. Böylece bakın 45 hemen böyle bodoslama yapmadım. Çünkü işime yaramaz hiçbir şey bilmiyorum. Denemek lazım bir de. Deneye deneye de görüyorsunuz. Haliyle buraya ne kaldı bak ne güzel 30. 90'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı ne olur? 2 kök 3. 60'ın karşısı ne olur? 6. Bakın bu 45, 45, 90 üçgeni böylece 6 eksi 2 kök 3 geldi arkadaşlar. BC. ABC bir üçgen verilmiş. 30 derece ve 45 derece var. AD ile BD eşit. Hemen gösterelim. AD ile BD eşit verilmiş. Orada kendiliğinden bir ikizkenar üçgeni söylüyor aslında bize o zaman. Buradan peki AC ile BD'ye nasıl yorum yaparız? Şimdi bir kere ABD özel bir üçgen. İkizkenar dik üçgen. ABC de bir nevi özel bir üçgen. Çünkü bir açısı 30 derece, bir açısı 45 derece. Şimdi bundan sonra size oran sormuş ya arkadaşlar. AC ile BD'nin nasıl ilişkisini kurabilirim? Tamamen bildiklerimden yararlanarak sayı verelim. Uğraşmayalım böyle kesir ve köklerle. 2 kök 2 olsun. İnşallah düzgün bir sayı vermişimdir. 2 kök 2 olsun. 45 45 90 üçgeninden AB kenarı 4 olur. Bir de arkadaşlar dikkat ederseniz böyle dik indirdiğimiz zaman şu üçgende 30 ve 45'in arasından, ortasından değil arasından 90'ın karşısı 4 ise şu üçgende bu mavi indirdiğim yükseklik ne olur? 2. Aynı şekilde burada da kendiliğinden ne çıktı? 1,45-45-90 üçgeni mavi dik indirdiğim uzunluk 2 ise hipotenüs de 2 kök 2 oldu. Böylece AC ve BD birbirinin aynısı kenarlarmış. Cevap 1 oldu. Harflendirerek yapsanız olur muydu? Kesinlikle olurdu. Ama burada özel durumları fark etmek lazım. Ne kadar iyi üçgen yaparsanız diğer konularda o kadar rahat edeceksiniz. Çünkü biz bunları bir şekilde diğer konulardaki şekillerin içine yerleştiriyoruz. Burada a bu ne ya bu kadar basit yani şimdi bunu sorarlar mı dediğin soruyu öyle güzel soruyor ki ÖSYM gerçekten pes diyorsunuz. 30-60-90'ı her yıl sorar. Öklit'i her yıl sorar. Pisagor'u her yıl sorar ama gidip ne yapıyor mesela çanta sorusu yaptı 2019'da. Birçok öğrenci yani bu yeni nesil soru falan hiç alakası yok aslında. Evet yeni nesil soru şekil yeni ama yorum eski.
bildiğiniz Pisagor. Uzunluklar değişmez. Özellikle uzunluklara dikkat edeceksiniz. Harflendirme bizim için çok önemli ki hep öyle anlatıyorum ben anlatırken. Sonra da Pisagor'u bilmeyen yok zaten. Belki bir bakın siz nereden yapacaksınız hem görmüş olun. Benim yaptığım yoldan yaparsanız gayet kısa yoldan çözeceksiniz soruyu. 2 kök 7 verilmiş. 2 verilmiş. Eşkenar üçgen 60 derece. Bizden x'i istiyor. ABC eşkenarmış pardon. Düzeltiyorum. Şurası 60 derece. Şimdi genel alışkanlık çoğu öğrencinin nedir? Belki birçoğunuz şöyle başlar. Lap diye böyle indirmek. Yanlış değildir. Soruyu doğru da getirir ama inanılmaz derecede sizi ikinci derece denklemlere boğar. Ben ne düşünüyorum biliyor musunuz? Çift sayı varsa özellikle 2, 4, 2 kök 2, 6 kök gibi. Hele hele 60 derece, 30 derece varsa ben onun karşısından dikindiririm. Böyle. Dolayısıyla 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1 olur. 60'ın karşısı kök 3 olur. 28'den 3 çıkarsa şu üçgende ne gelir Pisagor'dan? 5. Al sana artık AC 6 oldu. Böylece tüm kenar 6 olacağı için geriye 4 birim kaldı. Bu şekilde arkadaşlar. Bu fena olmayan sorunun çözümü kısa yoldan da böyledir. 16. soru bir eşkenar üçgen sorusu. Kök 31, kök 31 ve 4 var arkadaşlar. Eşkenar üçgen ve ikizkenar üçgende şöyle bir şeyi hatırlamak lazım. İkizkenar da eşkenar da ikizkenar bir üçgen olduğu için doğal olarak. Bakın şimdi bu zaten birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşit ise şu doğru kesinlikle açıortaydır. Soru söylemese bile bunu sizin söylemeniz lazım. Yine aynı şekilde tersten eğer ikizkenar üçgen verirse, açıortayı kendisi verirse o zaman diyeceksiniz ki bu çizdiğimiz doğruyla bu çizdiğimiz doğru birbirine eşit olması lazım. Soruda hangisini verdiyse. Şimdi eşkenar olduğu için bunlar zaten eşit. Bunları da kendisi vermiş. Doğal olarak artık biz neye dikkat edeceğiz burada? Soru söylememesine rağmen burası 30 derecedir. Burası da 30 derecedir diyeceğiz. Artık bundan sonra x'i bulabiliriz. Çift sayı varsa, 30 derece varsa ben kesinlikle karşısından dikindiririm. Özellikle BD doğrusal olmasın diye böyle biraz açıktan çiziyorum. BD'yi doğrusal algılamayın bu yeşil doğruyla. 30'un karşısı buradan 2 olacak. 60'ın karşısı da arkadaşlar 2 kök 3 olacak. Bakın bu şekilde. En temel bilgimiz 30, 60, 90, 45, 45, 90, 135, 150'lerde de yaptığımız. Özellikle hani çift sayı olmak zorunda değil ama çift sayı varsa kesin yaparım ne güzel gelir çünkü sayılar. Sonra bakın şurada da aynı şekilde bir Pisagor yapabiliriz. Onu da yapalım. 31'den 4 çıkarsa 27 o da 3 kök 3 olur. Böylece 2 kök 3, 3 kök 3 cevabımız 5 kök 3 olmuş oldu x kenarı. Evet geldik 17. soruya. ABC bir ikizkenar üçgen. DAC doğrusal. EF 6 cm, AH 8 cm verilmiş. AB ile AC eşitliği var. DE nedir diye soruluyor. Bu aslında bir soru tipi. Zaten klişe sorularda aslında çoğu soru tipini göstermiş olacağım böylece. Şimdi isteyenler bunu benzerlikle yapabilir. Yapalım hatta. 6'nın 8'e oranı arkadaşlar kaçtır? 3 bölü 4. O zaman küçük parçanın tamamının oranı 3 bölü 4'tür. Böylece BF'ye 3K dersek FH'a K kalır. İkizkenar üçgen olduğu için burası da böyle 4K olacaktır. Böylece 4K'nın 5K'yı oranı artık yine bunlar da birbirine paralel olduğu için. Ha burada orayı hızlı geçtim. Şimdi burası niye 4K arkadaşlar? İkizkenar üçgende tabana inen dik tabanı 2'ye böler. Bu yüzden burası 4K oldu. Artık temel benzerlik AH ve DF birbirine paralel. O zaman 4K'nın 5K'yı oranı 8 bölü 6 artı x'ten x 2 gelir. Birinci yol böyle yapabilirsiniz. Benzerlik yardımıyla. Şimdi gelin bir de size ikinci yol ikizkenar üçgen bilgisiyle göstereyim bunu. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bazen 90'lar biraz fazla olduğunda ikizkenar üçgende ben alfa beta 90 demeyi tercih ediyorum. Yine bakın böyle taban açılarını alfa alfa, A açısı beta beta diye ayrılmış oldu. Dik üçgen olduğu için burada iki tane ayrı ayrı AHA ve BHA. Sonra bakın buraya da beta diyorum çünkü alfa zaten var. Ters açıdan yine beta. Bir de arkadaşlar 90 alfa mecburen şu D açısı da beta olacak. Kendiliğinden ne çıktı? İkizkenar bir üçgen çıktı.
AED. Artık ikizkenar üçgen sorusunda uzunluk sorusuysa tabana dik indiririm. Tabana dik indirince burada bir dikdörtgen oluşur. Böylece x buradan 2 oldu. Şurası da 2 oldu. Haliyle o zaman şurada tabii x eşittir 2 demiştim ya, oradaki Allah'tan ikinci yoldan da yapmışız. Şurada arkadaşlar 4 bölü 5 8 bölü 10 olmalı. Ben orada yanlışlıkla x eşittir 2 demiştim. Böylece onu da düzeltmiş olduk. 4 oldu. Yani soru her türlü cevabı zaten 4 de. İkizkenar üçgenden de görebiliriz. Demin yaptığımız benzerlikten de. Sadece şurada 6 artı x'i 10'a eşitlediğimde yanlışlıkla x eşittir 2 demişim. Gelelim bu klasik soruya. 18. soru. Bunlar tabii dediğim gibi arkadaşlar hep üçgen yatırımı şu açıdan önemli. Çemberde, dörtgenlerde, katı cisimlerde, analitikte bu yatırımları toplama zamanı olacak. O yüzden böyle basit, orta, zor ayırmadan soruları düzgünce çözmek lazım. Çünkü bunu yeri gelecek bir analitik geometri sorusunda görmen gerekecek. Dolayısıyla şimdi burada uzatmayalım artık muhabbeti. Y'ye bakın. X kare artı y kare. Pisagor dümdüz 25. X kare artı 2y'nin karesi ne yapar? 4y kare eşittir 49. Taraf tarafa çıkarırsak 3y kare, 49'dan 25 çıktı, 24. Y buradan arkadaşlar kök 8 geldi. Bizden x'i istiyor. 25'ten 8 çıkarsa 17 olur. Cevabımız da kök 17 olur. Dokuzuncu soru. ABC bir üçgen. AE eşittir 2EB, BD eşittir DC. Alan AED bölü alan ADC oranı nedir diye sorulmuş. Alan soru tiplerine geldik arkadaşlar. Alanlarda tabanlar oranı alanlar oranına eşit. Ne zaman yükseklikler aynı olduğunda, hemen hatırlatayım bakın. Şöyle bir üçgen verildiğinde, bakın bu 2 olsa, bu 3 olsa 2S 3S olur. Ama şunu da atlamamak lazım. Size şöyle bir doğru vereyim. Burası yine 2 olsun, burası 3 olsun. Sakın buraya 2S 3S demeyin. Neden? Bunun yüksekliği bu birimken bunun yüksekliği bu birimdir. Dolayısıyla yükseklikler farklı olduğundan bunu yapamayız. Tepe noktaların aynı olmasına dikkat edin. Buna göre artık AEEB'nin iki katı, bakın tepe noktaları aynı. Şu üçgen, bu üçgen bakın 2S S yazabiliriz. Sonra artık ABD 3S olduğu için burası da 3S'tir. Toplamda AED 2S geldi. Tüm üçgende arkadaşlar ADC'yi soruyormuş. Tüm üçgeni sormuyormuş. 3S olacak. Böylece 2 bölü 3 oldu. 20. soru. İkizkenar bir üçgen. İkizkenar üçgende ADB parçasının alanını soruyor. Şimdi ikizkenar üçgende uzunluk verildiyse hemen tabana dik indirmek çok mantıklı. Çünkü ikizkenar üçgende tabana inen dik, tabanı 2'ye böler. 12 olduğu için 6 6 bölecek. Bakın bu şekilde olacak. Şimdi benim bu üçgenin alanını bulmak için, geniş açılı üçgen olduğu için hangi yüksekliğe ihtiyacım var? Hemen söyleyeyim. Geniş açılı bir üçgende sonuçta AD kenarına dik indireceğim. Bir kenara nereden dik indirilir? Karşı köşeden. Şimdi bir dik üçgen değil, dar açılı üçgen değil, geniş açılı üçgende böyle indiremeyeceğime göre B köşesinden inen bu dik bunun yüksekliğidir. Peki yüksekliği nereden buluruz? Dikten dik indiği için Öklit. 2 kere 6 12, böylece 2 kök 3 oldu yükseklik arkadaşlar. Artık yükseklik 2 kök 3, taban 4 bölü 2. Böylece cevap 4 kök 3 oldu. 21. soru. AE 3EC verilmiş. AE 3EC, DC, BD'nin 2 katı, AFD, FD'ye eşit. Ne yapacağız? Alanlar oranı, tabanlar oranından gideceğiz. Bakın burası 6 verilmiş. E noktası tepe nokta olmak üzere. Bu üçgenin de alanı 6 olur. Tabanları aynı olduğu için. Şimdi nereyi tepe noktası kabul edeceğim? Dikkatli olun. D noktası hangi üçgenler için? Şuradaki DEA üçgeni ve DEC üçgeni için arkadaşlar. 12 olduğu için burası da 3'te 1 alan. Böylece alanlar oranı tabanlar oranından 4 geldi. Artık yeni durumda bu üçgen tepe noktası A olduğu için bakın kullanabilirim. Yine bu üçgen tepe noktası A olduğu için kullanabilirim. Alanlar oranı 2, 14, 7 oldu arkadaşlar. Toplam alan da buradan 21 mi yapıyor bakayım? Pardon, 12, 4 daha 16, affedersiniz. 12, 4 daha 16, burası 8 oldu.
Böylece toplam alan 24 geldi. 22. soru, AC 8 verilmiş. Sonra BH 9 verilmiş. BC 12 verilmiş. Sonra başka ne verilmiş? Başka da bir şey verilmemiş. Bizden ne isteniyor? AD uzunluğu isteniyor. Soruda bakın özel bir şey geçmiyor. Özel bir ifade. Buradan yüksekliği bulmaya çalışacağız. Aslında alan demeden alan ifadesi burada. Neden arkadaşlar? Çünkü bir üçgenin tabanı var, yüksekliği var bakın. ABC üçgeninin tabanı 8, yüksekliği 9. Her kenarı kendi yüksekliğiyle çarpabiliriz. Böylece bu üçgenin alanı 36 olur. Aynı zamanda AD'yi kullanırsam BC de tabanıdır. BC 12, yüksekliği işte bilmiyorum. Bu yüzden arkadaşlar ne oldu? Yükseklik 6 geldi. Soruda alan ifadesi geçmemesine rağmen yükseklik taban ilişkisinden dolayı bu şekilde yapıyoruz. Geldik bu soruya. ABC bir üçgen, AE diktir BD ve AD DC'ye eşit verilmiş. BD 9, BC 12 verilmiş. Burasının tamamı 12. BD arkadaşlar 9 verilmiş. Şimdi BD bakın burası. Bu üçgen ait yüksekliği var. Sonra şuraya dikkat edin. Bu üçgen yüksekliği var ve tabanı var. Bu üçgenlerin tabanları şuradan bakarsanız aynı. Sonuçta bir üçgenin üç kenarı vardır. Bu üçü de taban demektir. Yüksekliği kullanırken o tabanın yüksekliğini kullanırsın. Dolayısıyla evet, B noktasından bakarsak bu üçgenlerin alanları aynı. Şimdi ABD üçgeninde taban 9, yükseklik x bölü 2. Aynı zamanda BDC üçgeninde taban 12, yükseklik 3 bölü 2. Böylece x eşittir 4 oldu. Bu şekilde temel bilgileri gösteriyorum bakın size. Aslında hafif bir geometri tekrarı olacak sizin için bu. Eksikleriniz varsa kapatacaksınız. Geometriniz biraz zayıfsa elinizden geldiğince düzeltmeye çalışacaksınız arkadaşlar. Şimdi ABC ve DBC birer üçgen verilmiş. Burada BE eşittir ED. 30 derece var, 6, 8 var, 2 var. Bizden ABC'nin alanını istiyor arkadaşlar. Şimdi her zaman yükseklik olmaz. Bazen sorularda iki kenar varsa, aralarındaki açı verilmişse veya soruluyorsa, aslında bu alan sorusu olduğunda tabii ki hangi formülü kullanacağız? AB bölü 2 sinüs alfa. Dolayısıyla burada kesinlikle dikkat etmemiz gereken şey sinüs alanı kullanmanız. Nedir o? Burada bakın bu üçgenin alanını bulabilirsiniz. 6 çarpı 8 bölü 2 sinüs 31 bölü 2. Böylece cevap ne oluyor? 12. Buranın alanı 12 olduğuna göre bakın tabanları aynı. Tepe noktaları da aynı. 12 12. Burasının da toplam alanı 24 oldu. Eğer DBC'yi sorsaydı ama onu sormuyor. Bak nereyi soruyor? 2 ve 8'i kullan diyor bana. Tepe noktalarında B gör. Çünkü bakın burada gördüğünüz gibi alanlar oranı tabanlar oranından EBC'nin alanını biliyorsun. 8 2'nin 4 katı, 12 de 3'ün 4 katı. Böylece toplam alan 15'miş arkadaşlar. ABC bir ikizkenar üçgen, AB eşittir AC. Sonra yukarıdaki verilere göre ABC üçgeninin içteğet çemberinin yarıçapı nedir? Geometride çember bilgisiyle bu soruyu yapabilirsiniz. Hiç problem değildir yarıçapı bulmak için. Ama ben size S eşittir UR'yi anlatayım. Üçgen kısmında olduğumuz için. Bir üçgenin alanı çevrenin yarısı yani 20, 12 daha 32 çarpı içteğet çemberin yarıçapıyla bulunabilir arkadaşlar. Aynı zamanda bu üçgen ikizkenar bir üçgen olduğu için tabana indirdiğimiz dik tabanı 2'ye bölecektir. Böylece bu üçgenin alanı aynı zamanda 12 çarpı 8 bölü 2 olur. Dolayısıyla yarıçapı 3 buluruz. Böyle bakın bu bilgiyle sur dediğimiz o kısaca S eşittir U çarpı R formülüyle içteğet çemberinin yarıçapını bilebilirsiniz. ABC bir dik üçgen. AB diktir BC verilmiş. DE de AC'ye dik verilmiş. AC 12 santim söylüyor. Sonra DC 4 santim verilmiş. Bizden AB'yi istiyor. Yine bakın işin içinde alan ifadesi geçmeden bir alan sorusu. Bunu farklı yollarla yapabilir misiniz? Bir düşünmek lazım. Açıkçası bilmiyorum. Yapılabilir aslında ya. Bak nasıl olsa tekrar ediyoruz. Artık konuyu baştan öğretmiyoruz. Şimdi şöyle bir bakalım. Burada arkadaşlar alfa dersek
Tan alfa, hatta sin alfa pardon. Sin alfayı yapalım, uğraşmayalım. Sin alfa arkadaşlar neye eşit? 3 bölü 4, doğru mu? EDC üçgeninde. Sin alfa o zaman her yerde 3 bölü 4'tür. Dolayısıyla bu büyük üçgende de sin alfa 3 bölü 4 olması lazım. Bir kenarı x, hipotenüs 12. X buradan ne geldi? 9. Bak buldum. Yani alan ifadesi geçmiyordu. Alansız yaptım. Bir de alanla yapayım size. Bu üçgenin alanı tabana 12, yüksekliği 3 olduğundan böylece 18'dir. Aynı zamanda bu üçgen geniş açılı bir üçgen olduğu için tabanı 4. Haliyle A köşesinden dik indirmen lazım. Geniş açılı olduğu için dışarıda iner. X çarpı 4 bölü 2'dir. Böylece x eşittir 9 olur arkadaşlar. Yine bakın ikinci yoldan da soruyu bulabildik. Gelelim buraya. 3, 6, 4 en klasik soru modellerinden biri. Alan soruları ta bunu gideceğiz. Çemberlerde falan analitikte bile kullanacağız bu mantığı arkadaşlar. Basittir ama önemlidir. En temelden düzgünce inşa etmek lazım. Çok tekrar ediyorum belki bunu ama gerekli. Boşluklara da tavsiyem şudur. Size alanları verdiği zaman böyle eşit, işte o ondan iki fazla, böyle harflendirme yapmak lazım. Üzerine boşluğu da harflendirmek gerekir. Görselliği arttır. Bak fark ettiniz mi? Burada S artı T çıktı bu üçgenin alanı. 9 çarpı X bölü 2. Aynı zamanda şu üçgenin de alanı S artı T. O zaman onun kenarları da 6 çarpı X artı 4 bölü 2'dir. Böylece 9x eşittir 6x artı 24, 3x eşittir 24'ten x 8 gelir arkadaşlar. Çok süreye dikkat etmedim arkadaşlar ama bir 27 soru olmuş, bayağı da bir olmuş artık yani süre olarak da. Bence burada durdurayım çünkü üçgenler daha bitmeyecek. Burada 180 soru var, zaten 180 soruyu da tek parçada çözecek halim yok. Bence şimdi durayım. Üçgende alanlardan yine klişe soruları çözmeye devam edelim. Diğer videolarda parça parça üçgenler, eğer böyle az soru olsaydı bir parçada üçgenleri anlatırdım ama mümkün değil, 70 soru falan var. Devam ederiz alan, benzerlik, kenarortay, açıortayla. Sonra dörtgenlere doğru yol alacağız. Diğer videoda görüşürüz arkadaşlar.